Savaşları Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Barış Borlat var. Borlat ne demek hocam diye sordum. Atilla'nın sorunları anlamına geliyormuş. Bizde de neyliler olunca çok tarihi bir anda bir şey. Hocam gerçekten ben Çanakkale'de özellikle 18 Mart'ta 30 yıldan beri falan ara ara gelirim. Kendimi buraya çok gurur duyarak burada bulunurum. Ama tam olarak da burada ne olmuş, ne bitmiş, Türkiye'ye ne gibi etkisi olmuş falan çoğu kimse de bilmez. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. 18 Mart günü burada ne oldu da biz bunu kutluyoruz 106 yıldır. Evet, öncelikle Çanakkale'ye hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Yayın için de aynı zamanda. Ben ev sahibi sayılırım Çanakkale'de. Tamam, ben buralı hissediyorum kendimi. Çanakkale'li olarak size söylemeyi tesis ettim. Şimdi aslında sizin yayın için seçtiğiniz yerde çok manidar. Onu söyleyeyim ben size. Neden? Şu anda biz muharebenin tam orta hattındayız. Bir dakika. Yani bulunduğumuz Sinan yer... bak tam çatışmanın ortasına yer bulmuşsun bize. Yani biraz 18 önce Mart... de şey yapıldı, atış evet, yapıldı. Evet, atışlar da vardı. 18 Mart 1915 günü bulunduğumuz şehirdeki bombardımandan biraz sonra bahsedeceğim. Şehir yanıyor aslında. Yani buradaki burası halkın böyle. Tabii bulunduğumuz yerde büyük bir yangın var. Ve büyük çoğunluğu aslında bu şehir terk etmeye başlayacaklar erken saatlerde ama yani hemen düşman sivilleri vuruyor bu yani arada. Şehir bombalanacak. Hamidiye bölgesinde bir yangın zaten başlıyor. Tatar Mahallesi büyük çoğunluğu yanıyor. Bulunduğumuz merkezde top isabetlerinden dolayı ciddi hasarlar var. Çünkü biz aslında şehrin tam şu ortasındayız. Şu saatlerde yani. Tabii tabii yani özellikle erken saatlerden itibaren Boğaz girişinde gemiler görünmeye başladı. Saat 11'den itibaren aslında top atışı başlayacak. Arkamızdaki manzara da anlamlı. Çünkü 18 Mart gününde aslında sol tarafımızda gördüğümüz Kilitbayır Kalesi. Kilitbayır şurada evet, kalenin olduğu yer, olduğu yerde görünen yer. Arkadaşlar gösteriyor muyuz? Kilitbahir, evet. Kilitbahir Kalesi Çanakkale Boğazı'nın en dar noktasına yapılmıştı. Hemen karşısında Çimenli Kalesi vardı. Evet. Ama sorun şu, dikkat edin bayrağın tam arkasında bulunan bir yaşam alanı var. Hocam ben mi yanlış biliyorum? Osmanlı Kilitbahir'den geçti değil mi? İstanbul'un fethinden sonra yapılıyor burası. Evet. Özellikle Boğaz'dan bir geçişi engellemek amacıyla aslında yapılmıştı. Ancak sorun şu, dikkat ederseniz kalenin bu ihtişamı 1915'te artık çok fazla işe yaramaz. Çünkü yani, teknoloji değişmiştir. Evet. Gemi teknolojisi değişiyor. Onun için de artık aslında bir hedef haline gelmiştir. Şuna neden olacak. Osmanlı yerleşimlerindeki temel esas kale ve çevresidir. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Orada kale varsa çevresinde bir yaşam alanı da var. Ve o nedenle kale çok ciddi aslında bir hedef haline gelmeye başlar. Bunu giderense kalenin hemen sol tarafında bulunan namazgah tabyasıdır. Hı. Özellikle 1800'lerin başından itibaren tabya teknolojisiyle birlikte biz savunmayı daha geniş alana yaymaya başladık. Onun için de artık oradan çıkacağız. Bakın biraz daha geriye geldik. Dur yolcu yazısı var. Evet. Hemen altında bir tane tabyamız var. Değirmen burnu var orada da. Ondan biraz daha geçtiğiniz zaman yine sağ tarafta tam gemimizin bulunduğu yerde Çamburnu Kalesi var arkasında. Hocam yani tabya, aslında, tabya dediğimizi de tam söyleyelim. Topçu tabii, birliği değil mi? Tabya. Topçu birliklerinin yanında cephanelerin de bulunduğu evet, geniş aslında bir alanı biz burada kastediyoruz. Şunu söyleyebiliriz. 18 Mart'ın kahramanlarını biz isimler üzerinden belki konuşacağız ama bunun görünmeyen kahramanlarında, tabyalarda, bataryalarda görev yapanlar, Boğaz'ın içerisinde şu an görmediğimiz ve olan 1915'teki mayın hatları var. Çünkü 18 Mart akşam olduğunda Çanakkale Boğazı'nda batan 3 geminin esas batış nedenleri mayınlarda olacak. Nusret Mayın Gemisi. Nusret Mayın Gemisi 8 Mart'ta son hattı dökmüştü. Öncesinden başlayan aslında bir mayınlama işlemi vardı Çanakkale Boğazı'nda. O nedenle biz arkamıza aldığımız tarihsel silüet var. Şu an tam arkamızda bunlar aslında bir hattın içerisinde de özellikle bir yer olduğunu söyleyebiliriz. 18 Mart ne oldu? Aslında saatimiz biraz erken şu anda 10.30. Çanakkale Boğaz girişinden gemiler yavaş yavaş görünmeye başladı. Evet. 3 hat halinde Boğaz'a giren İngiliz Fransız gemileri vardı ama sorun şu. İngilizler şunu sanıyorlar. Yani biz Boğaz'a gireceğiz. Sadece donanmayla Boğaz'ı zorlayacağız ve Boğaz'dan geçeceğiz. Ancak komuta kademesi arasında bununla ilgili farklı görüşler vardı. Şunu söylüyorlar. Bu tip bir dar boğazın, dar su yolunun sadece boğazdan zorlanması mümkün değildir. Hatta Trafalgar'daki Amiral Nelson diyor ki bu şekilde sabit tabyaların, bataryaların olduğu bir yere boğaz saldırısı çılgınlıktır diyor. Ki onu deneyecekler. Bir kısım İngilizce şunu söylüyor. Müşterek harekat esastır diyor. Yani denizden saldıralım ama bir yandan da kareden asker çıkartalım. Karaya da asker çıkaralım. Ve eş zamanlı yapalım bu harekatı. Durum böyle olmayacak. 18 Mart'ta ilk senaryo denenecek. Sadece boğazdan geçmeyi. Türk tarafı burada, şunu aslında isterseniz tanımlayalım beraber. Buyurun. Bizim bahsettiğimiz tabir, yerleşen ve kabul gören deniz savaşı tabiri var. Deniz zaferi. Teknik olarak aslında bu değil, şu olması gerekiyor, Boğaz Muharebesi. Çünkü bizim yaptığımız iş şu,
Eğer bir deniz savaşı olsaydı bir donanma olması gerekiyor burada. Evet. Türk donanması gelecek, karşısında İngiliz, Fransız donanması ve savaş olması gerekiyor. Ama durum bu değil. Çünkü donanma yeterli değil. En azından bir deniz savaşını göze alacak bir donanma söz konusu değil. Burada Türk uçakları da var mı? Var. Yabancı uçaklar da var mı? Var. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani 18... bir hava muharebesi de var mı? Hava muharebesi de var. Yani muharebeyi çeşitlendirebiliriz. Deniz altından şimdi, bir deniz altı meselesi şimdi var. Kilitbahir'de vesaire tabyalarımız karşı koyuyor. Yukarıda az da olsa havadan bir hatta muharebe var. Hatta şöyle yapalım. Var. Bu tarafta Çanakkale. Yani manzarayı mesela görme açısından biraz sola doğru söylüyoruz. Geçelim. Sol tarafta Nara var. Naraburnu. Naraburnu'nun olduğu yerde zaten uçak hangarları var. Bizim. Evet, bize ait. Evet. Havalanlarımızdan en azından bize ait şu anda en yakın yer Nara'nın bulunduğu kısım. Onun biraz daha gerisinde Erenköy'ün üzerinde bir havalanımız var. Biraz bir tane de Çanakkale içerisinde var. Üç havalanı aslında burada konumlanmış durumda. Görevi şu, 18 Mart'ta erken saatte Alman pilotla yapılan uçuş esnasında Boğaz girişindeki gemi hareketliliğini ilk gören uçaklar aslında. Evet. Ve onlar bize bu haberi verecekler. Şunu söyleyelim, uçaklar demişken teknolojik bir aslında muharebe tarzı da gelişiyor burada. İlk defa jamming yapılıyor. Telsiz karıştırma. Aa. Şimdi bakın tam karşımızda kalenin üst kısmında Cahit Sultan Camii görünüyor. Evet. Onun üstünde tepenin olduğu yerde bir telsiz istasyonu var. Gonca suyu. Boğaz'daki 18 Mart ilk görenlerden birisi orası aslında. Giriş yaptığında. Yöntem şu, basit aslında. Çünkü topçu atışını yapmaya başladığınız zaman şu olması gerekiyor. Gemiden atış yapıldığında ilk atış genelde düzeltme atışıdır. Ardından siz atışa başlarsınız. Peki, düzeltme atışı hedefe yaklaşma. Hedefe yaklaşmak için. Çatal almaya başlarsınız. Hedefi bulmaya çalışma. Tabii. Yani ilk attığınız atışın yerini görürsünüz. Hı hı. Arkasından size bir yer yön gelmeye başlar. Queen Elizabeth gemisinin kaptanı. Ki Queen Elizabeth Çanakkale Boğazı'ndaki en büyük gemi. Atış menzili 24 kilometrenin üzerinde. Şunu varsayın. Boğaza girmeden de karşı taraftan yapılan atışlar buraya vurabiliyor. Aşırtma atışlarla. Bu geminin kaptanıyla Selahattin Adil Bey daha sonra mülakat yapıyor. Ve diyor ki ya sizin boğaza girdiğinizdeki atışların isabetli değildi. Ne oldu diyor. Şunu yapıyorlardı onlar. Gemiden atış alıyorlar. Uçaktan yer yön bildiriyorlar ve atış tanzimi gerçekleştiriyorlar. Ancak bizimkiler bizim telsizine uçaktaki... girmişler. Uçağın telsizine girmişler. Uçak yere iniyor ve diyor ki uçağımız yer inmesine rağmen hala bize bozuk bir Fransızcayla yer yön tayini yapılıyordu. Fark ettik uçağın telsiz sistemine girmişler burada. Çünkü yöntem Simflex bununla karıştıracaklar. Evet. Yani 18 Mart'taki taraflardaki bakın sadece sayısal fark anlamında bir rakam verelim isterseniz. Buyurun. 18 Mart günü bizim attığımız toplam top sayısı 2232. Evet. Karşı tarafın sadece Dardanos'a attığı top sayısı 4000 civarında. Tek bir yere bütün gün harcadığımız top sayısı. Şimdi siz bunu nasıl gidereceksiniz? Şimdi bunu gidermenin yolu zeka. Bu orantısızlığı bahsettiğim gibi telsiz karıştırmayı kullanabilirsiniz. Veya sahte batarya yaparsınız. Var sahte bataryalarla tabii İngilizlerin 1919'da işgal döneminde çektiği fotoğraflarda net görünüyor. Şu yöntem şu aslında ortaya bir tane sol borusu koyuyorsunuz. Yanlarına tekerlek sistemini koydunuz. Önünden beyaz borut yakıyorsunuz. Denizden bakıldığında sanki kıyıdan bir atış var gibi görünüyor. Ama sorun şu, ses çıkmıyor. Hocam şimdi bu çok garip bir şey oldu. Biz ulusal kanalı yoktan var ettik. Ve ulusal kanalın kuruluşundaki büyüklerimiz biz soba borusundan füze yaptık derler ulusal kanal için. Meğer bu daha 1915'te kullanılan, bak Sinan Sungur yönetmen, bu daha 1915'te kullanılan bir yöntemmiş. Ve biz şehitlerimizin, biz atalarımızın mirasını alıp bir kere daha üstüne koymuşuz. Çok güzel bir şey oldu. Peki tamam. 10.30'u geçtik. Biraz daha ilerledi zaman. Evet. Ne oldu? Buralar ne saat hale geldi? Saat 11.15'e geldi. Artık 11.15'te Triumph gemisi Boğaz girişindeki ilk atışı yapacak. Halil sırtlarına ilk atışı yapmıştır. Ve saat 11 ile saat 2 arasındaki zaman yaklaşık 2.5-3 saat boyunca bizim kıyı topçularımızın atışı istenilen seviyede değildir. Çünkü topçularımız atış menzili 13-16 kilometre. Nereden atıyoruz genellikle? Şuralardan. Şimdi şu an bulunduğumuz yer bizim merkez Sabiha. Evet. Yani biz orta kısımdayız. Boğaz'ı aslında üçe ayırabiliriz. İlk kısım Settülbayır Kumkale bölgesindeki giriş kısmı dediğimiz alandır. Orası neresidir? Tam Boğaz'ın girişinde. Daha bizim o Güzel evden, Yalı civarında. Güzel Yalı'nın biraz daha ilerisinde. İlerisinde. Boğaz'ın girişi Settülbayır köyünün bulunduğu yer. Birinci bir at orası. İkinci at. Biraz daha içeriye geldik. Havuzlar Kepez bölgesi. İkinci attığımız. Orası neresi? Orası da en azından şu an görme şansımız yok ama şöyle düşünebilirsiniz. Abide istikametinden Çanakkale'ye gelmeye başladığınızda neredeyse tam orta kısmı teşkil ediyor. Evet. Oraya geldik. İkinci hattımız var. Üçüncü hassa şu an bizim gördüğümüz burası. Bir merkez şey soracağım. Hattı.
Seyit Onbaşı nerede burada? Seyit Onbaşı şu an tam karşıda. Kilit Bayır'ın orada. Evet, Kilit Bayır'da. Kaleyi gördüğümüz yerin biraz daha ilerisinde bakın bir tane fener görünüyor. Sol kısımda. Şu evet. Evet, fenerin ilerisinde bayrak görünüyor. Evet. Kumeli Mecidiye tabiyesi. Evet. Görev yeri orası. Yani Seyit Onbaşı'mız orada. Seyit Onbaşı orada. 107 kilo top kaldırılır mı ya? Nasıl kaldırmış? İsterseniz ondan bahsederiz. Çünkü ben kendisi anlatıyor bunu. Birazcık anlatın. 36 ama daha yılındaki... çok konuşacağımız şey var. Tamam. Şey olarak daha derli toplu gidelim. Ama hepsini de merak ediyorum şimdi. Seyit Onbaşı'nın nerede olduğunu. Evet. Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye tabyasında kendisi o gün tabyasında bulunan matafora kolu. Yani vinç kolu topu kaldıran işlemez hale gelir. Bunun üzerine sırtına almış olduğu top mermileriyle aslında bir nevi o tabyanın vinç kolu haline gelmiştir. Vücuduyla birlikte. Vinç. Adam kendisi vinç sırtına olmuş. Sırtına alıyor. Bakmış vinç kalmadı ortada. Ama isterseniz şunu söyleyelim. Buyurun. Onunla ilgili. Yani Seyit Onbaşı bizim 18 Mart'ın sembol isimlerinden bir tanesi. Evet. 2014 yılında Askeri Tarih Araştırmalı Dergisi'nde bir liste yayınlandı. Dediler ki 18 Mart günü kimleri biz tatif ettik. Kimler madalya aldı. Seyit Onbaşı vardı. Enteresan bir şey daha var. Başka bir isim daha var. Konya'dan bir askerimiz. Yanında yazan ifade şu, 190 kilogramlık topları kaldırdığı için madalya verilmiştir diyor. Hocam bakın, onun fotoğrafı var mı? Fotoğrafı yok. Künyemiz var. Şunu söyleyelim isterseniz, Tabya komutanı Hilmi Bey anılarında zaten şundan bahsediyor. Tabya'daki askerlerimiz 190 ila 215 kilogramlık top mermilerini koltuk altı ve sırtlarında kaldırıyordu. Bakın ibare askerlerimiz diyor. Evet. Yani birden fazla asker aynı görevi icra ediyordu. Ancak şunu yapmanız gerekiyor sizin. Harp Mecmuası yayınlanıyor. Harp Mecmuası Almanların isteğiyle yayınlanmıştır. Temel amacı propaganda. Yani aslında cephe gerisine cephede güçlü olduğunuzun algısını yaratmanız gerekiyor. Onun için zaten kendisi de bahsediyor tabi komutanında. Seyit Onbaşı fiziken daha iri, daha güçlü. Onun fotoğrafı çekiliyor ve Harp Mecmuası'nın ikinci sayısının kapağında o yayınlanıyor. Ve onunla bütün kamuoyu tanımaya başlıyor. Ama yapan asker sayısı çok daha fazla. Daha fazla asker kaldırıyor. Peki hocam şeyi anladım. Seyit Onbaşı orada. Tamam yerini biliyoruz. Mustafa Kemal nerede? 18 Mart günü kendisi müstahkem mevki komutanı Cevat Çobanlı ile birlikte Kirti'ye gitti. Alçıtepe'de o esnada. Kendisi Eceabat'ta onu söyleyelim. Yani görev yeri Çanakkale cephesine geldiğinde 18 Mart'ta. Eceabat'ta şu an bakın tam fırkateynin arkasındaki evet. Yerde. Maydos Mıntıka Komandırı. Maydos o dönemde şehrin ismi kullanılan. Görevi şu aslında. Eceabat'ın ismi. Görevi şu. Olur da az önce bahsettiğimiz senaryoyla karaya asker çıkarsa o çıkan askeri engelleme görevi kendisine verilmiş durumda. Evet. Ve bu amaçla müstahkem mevki kumandanıyla birlikte Kirti'ye gidiyor. Ancak bombardıman başlayınca o da görevinin başına dönmek amacıyla tekrar hareket etti ve Eceabat'a geldi. O esnada müstahkem mevki kumandanı da Eceabat'tan karşıya geçiyor. Saat yaklaşık 13.57. Boğaz'da ilk gemi batıyor şu anda. Fransızların Bovive gemisi sancak kısmından yara aldı. Nereden atılan topla? Mayınla batacak. Ha mayınla batacak. Mayınla evet. Batacak. O nedenle saat 2 civarında ilk gemiyi Nusret batırdı. Batırdı. Boğaz'da. Evet. Ve aslında bu ciddi bir psikolojik üstünlük sağlıyor Türk tarafına. Çünkü onu görüyorlar. E tabii yani şuralardan yani falan ezan okumaya başlıyor. Allahu Ekber diye ezan okumaya başlıyor. Hamidiye tabyasından selam verilmeye başlıyor ve askerdeki o algı saat 2'den sonra artık değişmeye başlıyor. İşte o şeyle 107 kiloyu da kaldırırsın, 190 kiloyu da kaldırırsın. Zaten şunu söyleyeyim. Seyit Onbaşı'ya daha sonra fotoğraf çekilmek için Milli Savunma Bakanlığı bugünkü adıyla fotoğraf çekmeye geliyorlar. Topu kaldırması istemiyor, kaldıramıyor. Çünkü o bakın, adrenalin o dediğiniz gibi savaşın içerisindeki psikolojinin yarattığı durum. Ya adamın gemisini batırmışsın. Selam okunuyor. Allahu Ekber diye bağırıyorlar. Ezan okunuyor. Onun şeyiyle o adrenalinle kaldırırsın. Ondan evet, sonra evet. Kolay değil. Peki Atatürk'ün rolünü, Mustafa Kemal'in rolünü nasıl tarif ediyoruz 18 Mart günü? Ya 18 Mart özelindeki en azından kendisinin görev yerinden bahsettik. Karaya olası asker çıkarma için bir önlem almış ve kendisi 25 Mart'tan sonra kurulacak olan 5. Ordu'nun da gelen ihtiyatını oluşturacak. Mustafa Kemal'in rolü olası karaya asker çıkarması durumundaki müdahalesi. Bir tedbir. Evet, tedbir amaçlı. Asıl rolü kara savaşta. Kara savaşlar esnasında. Orada daha ileride bir yerde kesinlikle. Değil mi? Yani şöyle diyebiliriz aslında. Şuradan burnu döndük. Biraz daha bakın tam tepenin üzerinde, Kakma Dağı'nın üzerinde bayrak görünüyor. Evet. Onun sağ tarafındaki limanın olduğu kısımdır orası. Oradan biraz daha içeriye girdiğimiz zaman bir köyümüz var. Bigalı Köyü. Evet. Aslında oradan yani 25 Nisan sabahında Kara Muharebe'nin ilk gününde
Oradan başlamak suretiyle tarih sahnesine çıkmaya başlayacaktır. Kendisi 5. Ordu'nun genel ihtiyatıdır. Emrinde 3 alay var ki zaten bunlardan birisi 2 gündür de bayağı dolaşan sosyal medyadaki 57. alaydır. Evet. 72 ve 72. alayları var. Şunu söyleyelim, burada özellikle isterseniz Mustafa Kemal'den bahsedeceksek tarihsel kırılma anlarını söyleyebiliriz. Buyurun. Çanakkale Savaşı'nda. İlk 25 Nisan sabahında, 25 Nisan Kara Muharebe'nin ilk gününde bir inisiyatif almıştır. İstenilen yardımdan daha fazla bir kuvvetle sevk etmiştir alayını ve 57. alayla birlikte saat 11 civarında ilk müdahale yapar. İlk aslında durum budur. İkincisi 6 Ağustos'ta başlayan Kara Muharebelerinin 3. safhası diye bahsettiğimiz Anafartalardaki grup kumandanlığı görevine gelmesi, Jonkbayırı Muharebesi'ni idare etmesi ve 1. Anafarta Muharebesi. Bu kırılma anları kendisinde ilk defa Osmanlı basınında fotoğrafının yayınlanmasını beraberine getirmiştir. Ekim ayında. Tasvir Efkar'da fotoğrafı çıkıyor ve fotoğraf haber de ibare şu: İstanbul'u kurtaran kumandanlar diye geçecek. Onlardan birisidir artık ve Çanakkale cephesinden itibaren artık Anafartalar kumandanı adıyla anılmaya başlar. Anafartalar kahramanı ilk ne zaman deniyor Atatürk'e? İlk Çanakkale'den şöyle söyleyeyim, dönemin basınında ve yer alan bütün haberlerin altında Anafartalar kumandanı deniyor. Kahramanı ibaresini ise 1916'da kullanıyorlar. Çanakkale cephesinden sonra Edirne'ye atanıyor. Evet. Edirne'ye geldi, şehrin girişinde bir zafer takı kurulmuş ve üzerinde şu yazıyor: Anafartalar kumandanı Mustafa Kemal şehrimize hoş geldin yazıyor. Çok güzel. Bakın oradan başlayalım, bir örnek daha söyleyeyim size. 1917 Urfa. Urfa'da Atatürk adına ilk anıt çeşme yapılıyor. Ve üzerinde Mustafa Kemal yolu yazıyor. Yani 1918 Ruşen Eşref mülakat yapıyor İstanbul'a Karetler'de. Mülakatın başlığı Anafartalar kumandanı ile bir mülakat. Şimdi bütün bunlar toplandığında aslında Osmanlı kamuoyu 1916-18 arasında Mustafa Kemal'i Anafartalar kumandanı olarak tanımaya başlıyor. Bu neyi getiriyor? Bu neyi getiriyor? 1919'da evet. Samsun'a çıktığında artık Anafartalar kahramanı bir paşa olarak evet. Milleti birleştirmeye, milleti arkasına alıp emperyalist orduların karşısına çıkmaya hazırlıyor Mustafa Kemal'i diye anlıyorum. Kesinlikle. Hatta şöyle diyebiliriz, yani kendisinin tarihsel misyonunda sırtındaki önemli olan şeylerden bir tanesi burası, Çanakkale. Yani şurada şu tarif ettiğiniz bayrağın hemen içindeki Bigalı köyünde Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'na başlıyor aslında. Evet, evet. Değil evet, mi? Evet, kesinlikle. Orada tarih sahnesine çıkışı aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın ilk fikirleri, ilk hazırlıkları, ilk adımları olarak da kabul edebiliriz. Peki 1. Mecliste bu konunun yani Çanakkale Savaşları'nın sık sık konuşulduğundan bahsedebiliriz. Orada nasıl geçiyor? Şimdi aslında şu, yani Atatürk'ü artık Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı süreçten itibaren şunu söylemekte belki fayda var. Öncesinden eğer başlarsak, Çanakkale'deki komutanların büyük çoğunluğu 1. Mecliste. Ya bununla ilgili oranlar verebiliriz ama şunu söyleyebiliriz. Kimler var hocam? Örneğin, mesela örnek. Kendi yanında bulunan Cevat Çoban'dan, daha doğrusu kurmay subaylarından başlamak üzere bütün komuta kademesi oran %23 civarında. Yani Çanakkale'den geçenlerin %23'ü mecliste. Devamlı bu oran artmaya başlıyor. Neredeyse Çanakkale'den geçip 1. Meclise ya da Kurtuluş Savaşı'na girmeyen kimse yok. Feyz Çakma, Kazım Karabekir, İsmet İnönü buradan geçecek. Harbiye Nazırı gelecek ve ardından büyük çoğunluk burada. Oran %23'ün üzerinde. Şunu düşünün, zaten buradan geçen kadro 1. Meclise girdiği için bu referansın içerisinde var. Ve en zor anlarda Çanakkale hattı var devamlı. Kütahyaşehir Muharebesi olmuş. Yunan kuvvetleri Ankara hattına kadar artık ilerlemek için önünde bir geniş saha yaratmış. Ordu Sakarya'nın doğusuna geçmiş ve meclisteki tartışma başkomutanlık yasası tartışması. Yani biz bu yasayı ve bu yasayla Atatürk'e yetkileri verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Bu tartışma esnasında Bursa vekili Baha Bey meclis kürsüsüne gelir ve şunu söyler: nasıl ki Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde bir Kemal yeri kurarak düşmanı mağlup ettiyse, şimdi Anadolu'nun bağrında bir Kemal yeri kurmak suretiyle düşmanı yenecektir der. Bir Kemal yeri daha var Anadolu'da. Değil mi? Kurtuluş evet, Savaşı evet, sırasında. Evet. Eskişehir yakınlarında evet, falan diye evet, tahmin ediyor ama kesinlikle. Bu başka bir Kemal galiba. Evet değil. Yani başka bir Kemal. Savaşta yaralanıyor. Hastaneye gönderiliyor. Tedavisi yapılırken hastaneden kaçıyor. Yüzbaşı diyebiliyorum. Bunu da şeyden biliyorum. Şu çılgın Türklerden. Hastaneden kaçıp tekrar cephesine dönüyor. Ve orada şehit oluyor bildiğim kadarıyla. Oraya da Kemal yeri diyorlar. Evet. Bir de Kemaliye var. O da İhin.
diye biliyorum. Ama o kadar da isim verelim değil mi? Bir ülkeyi tabii. sıfırdan alıp kurtarıp yeniden yaratan böyle büyük bir isme bütün yerlerin isimleri feda yani olsun. Şey söyleyeyim, buradaki Kemaliye isminin verilmesi daha Kara Muharebe'nin ilk anında oluyor. Öyle mi? İlk anında yani 25 Nisan olmuş, yazışma yapılacak. Karargahını kuruyor Mustafa Kemal. Bugün Kemaliye diye kastettiğimiz yerde karargahını oluşturmuş durumda. Soruyorlar, yazışma yapacağız, buraya ne diyelim? Çünkü bir isim yok arazide. Burası bir sel yeri, buraya ne diyeceğiz ki diyor. Kemal var orada diyorlar. Olur mu diyor. İlk emirde giderken Kemal yerinde Mustafa Kemal diye başlıyor. Ve o günden itibaren artık orası Kemal yeri. Bugün de sahaya gittiğiniz zaman orada zaten bir anıt da var bulunmuş olduğu yerde. İsim de yazıyor aynı şekilde. Evet. Hocam çok güzel anlatıyorsun. Sorulacak çok şey de var da. Bu Çanakkale muharebelerinin, deniz savaşının, kara savaşlarının hem dünya tarihine çok büyük etkisi oluyor bildiğim kadarıyla. Hem Türk milli mücadelesine ve Türk milletine çok büyük etkisi oluyor. Yani bir kendine güven, bir şey geliyor. İşte nasıl Seyit Onbaşı o ağır top mermisini kaldırtan o kendine güven, o adrenalin. Türk milletine de müthiş etkileri oluyor. Biraz bundan da bahsedebilir miyiz? Tabii şunu söyleyebiliriz. Yani savaşın sonuçları bağlamında aslında dünyada da geniş bir etkisi var. Çünkü İngiltere Dünya Savaşı başladığında bu savaşın hızlı biteceğini düşünüyorlardı. Yani aslında bütün planlama da bunun üzerine yapılmıştı. Tak tuk gireceğiz, tekme tokat bitireceğiz düşünüyorlar. Hızlı bu işi bitiririz diyorlardı ama tablo öyle olmadı. Daha Rusya'ya girecekler tabii çünkü. Tabii yani hızla geçecekler var. Durum o değil. Çıkan sonuç şu aslında. Bütün en azından İngiliz tarihçilerin üzerinde hemfikir olduğu hikayelerden bir tanesi. Neredeyse 2 yıl savaş uzuyor. Bu çok ciddi bir aslında yankı. Bu yüzden. Evet evet. Yani İngiliz tarihinin en önemli isimlerinden birisi Churchill. Siyasi kariyerindeki en büyük darbeyi alıyor. Hatta Çanakkale sonrasında neredeyse 2. Dünya Savaşı'na kadar İngiltere tarih bakanlıklarında yani İHŞ Bakanlığı gibi ikinci, üçüncü görevlere atanıyor kendisi. Seçim kampanyalarında halktan bağırıyorlar Çanakkale'yi unuttun mu diye. Adamın hayatını kaydırmışız yani. Yani kesinlikle. Değil hatta mi? Şöyle söyleyeyim yani daha savaş devam ederken Muhammed-i Milli'ye Golet'i batırıyor Mayıs ayında. İngiliz hükümeti Asquith istifa ediyor. Yani burada daha savaş devam ederken yansımaları siyasal sahada etki buluyor, karşılık buluyor. Şey diye buluyor. Mi söyleyelim, burada bir tokat atıyoruz sesi Londra'dan İngiltere'den geliyor. Kesinlikle. Yani onun için daha savaştan başlıyor bunun aslında yarattığı etki ve sonuçları. Hı hı. Tabii savaşın sonrasında dediğiniz gibi çok önemli aslında. Yani Avrupa'dan hızla çekilen bir Osmanlı ordusu var. Daha önemlisi Balkan Savaşı hezimetini yeni yaşamış. Ki zaten şunu düşünüyor herkes de. Yani Balkan Savaşı'nda hızla Trakya'yı boşaltmış bir Osmanlı'nın tutunamayacağını düşünüyorlar. Onun için de aslında bu durum, hatta şunu söyleyebiliriz, savaş esnasında birçok subay şunu diyor. Balkan Savaşı utancını yaşamaktansa ölmeye yeğleriz diyor. O nedenle bu algının silinmesi için Çanakkale çok önemliydi. Bunun sonuçlarından bir tanesi söylediğiniz gibi aslında psikolojik olarak üzerimizde bulunan o mağlubiyetlerin getirdiği baskının kaldırılmasıydı. Bu nedenle Çanakkale zaferini daha ilk andan itibaren ciddi bir sevinç içerisinde tüm Osmanlı kamuoyuna yayılacak. Yani ilk Fransız gemisinin batmasıyla birlikte aslında sürecin Türk milletine etki başlıyor. Ne olacağı biliniyordu. Yani onunla birlikte ilk erken müjdesi diyebiliriz bununla ilgili saat 2'deki yaşananlar. Yani tabii garip bir benzetme olacak ama o geminin batırılmasıyla şuradaki camiden okunan ezan ta Bitlis'ten, Giresun'dan, işte ne bileyim İzmir'den duyulmuş gibi olmuştur. Kesinlikle yani dediğiniz gibi aslında hani yansıması Anadolu'daydı bunun yansıması ama şunu söyleyelim. Tabii bu savaşın hani bir siyasal anlamda İngiltere yarattığı etki, Türk siyasi hayatındaki etkisini konuşabiliriz ama bunun bir de insani etkisi var. Yani buradaki toplamda çıkan tablo şu aslında. Yani her iki tarafın neredeyse 500.000 civarında bir zayiatı var. Of. Türk tarafındaki şehit sayısı Milli Savunma'ya göre 58.000 civarında ama buradaki toplam şehit sayısı 90.000'in biraz üzerinde. Şimdi şunu varsayın siz. Yani şehitler, yaralılar, kaybolanlar, esir alınanlar, haber alınamayanlar yani zayiatınız 240.000 civarına geliyor. Şimdi bu şu demek aslında Osmanlı coğrafyasındaki nüfus düşünüldüğünde rakam muazzam. Çok ciddi bir rakam. Neredeyse her köyde, her kasabada bir Çanakkale şehit veya gazisi var. Niyazi Berkes Ankara'nın köylerini geziyor. Bir tabloyu anlatıyor. Diyor ki bir köye gittik. Köyün içerisinde bir anne ağlıyor. Elinde bir ağızlık var. Tek onu tutuyor. Yanına gittim sordum ya nedir diye. Evladını Çanakkale'de şehit vermiş. Şehit olduğu günden beri ondan kalan tek hatıra olan o ağızlıkla her gün ağlarım ben burada diyor. Şimdi işin bir boyutu da bu aslında. Yani tablonun Anadolu'ya bıraktığı ateş ve yaktığı ocaklar da aslında burası. Yani
Evet, Zafer var. Zafer'in önündeki kahraman ve isimler var. Ama bunun gerisinde Anadolu'ya bıraktığı o etkinin de aslında uzun yıllar devam ettiğini görmekte fayda var gibi geliyor. Ancak o zaman belki bütün olabilir burası. Biz şunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi erken tarihte biz bu zaferi kabul ettik. 1916'nın başında. İlk töreni daha 16'nın başında Mart ayında yaptık. Bir dakika. Bir dakika şimdi. Bende tarih şeyi karıştı. Ben soracaktım ilk ne zaman kutlandı Deniz Zaferi diye. 18 Mart ilk ne zaman kullandı. Galiba onu söylüyorsunuz siz. Evet. Hemen bir yıl sonra mı başlandı kutlandı? 3 ay sonra. 3 ay sonra. 3 ay sonra. Çanakkale Cephesi'nin kapanması 1916 Ocak ayı. Ocağın 9'u. Tamamen çekildiler. Zafer kazanıldı. 3 ay sonra 18 Mart'ta tören yapıldı. Çanakkale bu zaferi 1916'dan beri. Yani bu sene zaferi kutlamanın 105. yılı. 106 diye biliyorum. 105. 106 zaferin kazanıldığı tarihten itibaren. Ha, peki. Kutlanmaya başladığımız 105. yıl. Yani biz 105 yıldır bu zaferi kutluyoruz. Peki ne oluyor Çanakkale'de 18 Mart günleri ne olur? Yani bu günler, bu dönemde, şu içinde bulunduğumuz yıllarda ne olur? Çanakkale başka bir psikoloji mi gelir, farklı bir şey mi olur, ne olur? Şimdi genelde dediğiniz gibi aslında biz kutlamaya başladığımız bu tarihsel süreçten beri Çanakkale içerisinde 18 Mart her zaman anılmış, hatırlanmıştır. Tabii son dönemlerde, belki son 30 yıldan beri artık bu devlet ricalinin katılımı, Çanakkale'ye gösterdiği ilgiyle birlikte... Daha önce yok muydu? Var ama şöyle söyleyebiliriz. Yani istisna olarak şunu diyemeyim mesela. Her sene 18 Mart'ta buraya devlet ricali gelirdi. Katılımın kademesi çok önemli. Yani en üstten nereden katılım sağlıyorsunuz? Burası önemli. Ama bu ilginin artmaya başlamasıyla birlikte aslında, veya yoğunlaşması diyelim daha doğrusu olarak, bununla birlikte aslında Çanakkale'de yapılan devlet törenleriyle paralel olmak üzere, özellikle şu anda gördüğünüz gibi fırkateynlerin Boğaz geçişinde. Biraz önce top atışı yapıldı. Evet, 20 bin para. Bam bam bu tarafa doğru atmayın dedi. Bizim iyi değil bulunduğumuz yer. Çok insan keyif duyuyor işin doğrusu. Evet, hava gösterileri. Nerede mesela bugün yapılıyor mu bu kutlama törenleri? Tören içerisinde hazırlıklar da vardı ama özellikle geçen seneden başlayan pandemi etkisiyle birlikte törenlerdeki revize hızlı olabiliyor. Ama bugün devlet töreni yapılacak. Evet. Bulunduğu yer, abidenin olduğu yerde yapılacak. İki tören yapılıyor daha önce. Stadyumda ilk tören yapılır sabah erken saatte. İkinci tören abidenin bulunduğu yerde yapılır. Akşam da Fener alayıyla o gün sonlanır. Geçen yıl yapıldı Geçen yıl yapılmadı. Bu sene yapılmayacak. Yapılmayacak. Yapılan açıklama en azından o yöndeydi. Pandemi etkisiyle... Çocuklar akşam kalmamıza gerek yok Sinan. Bu sene yapılmayacakmış. Fener alayı yapılmayacakmış. Üzüldüm bak, akşam güzel görüntü alabilirdik ama ne yapalım, sağlık olsun. Evet. Olsun hocam, bu pandemi de biter, seneye de geliriz. İnşallah, seneye de alırız. Yani hiç orada bir sorun yok. Peki biz geldik, 18 Mart'ı izleyicilerimize yansıtmak istedik, anlatmak istedik. Allah tarafından sizi gönderdiler bize. Çok benim için çok önemli oldu. Çok keyifli bir bilim adamıyla birlikte olduk bir süredir. Peki biz 18 Mart'ı Çanakkale'de anlamaya çalıştık da siz bize ne söylersiniz? Bakın gidin İstanbul'a gittiğinizde bunu söyleyin. Çanakkale'de bu var diye o ruhla ilgili ne söylersiniz? Tabii. İsterseniz çok kısa bir iki örnekle tamamlayalım orasını. Ben hep şunu diyorum. Çanakkale ilgisini sadece 18 Mart'lara sıkıştırmadan tüm yıl içerisinde hatırlanmak üzere bir durum olduğunu bilinmesi gerekiyor. Genelde biz de maalesef sadece 18 Mart'larda hatırlayıp sonrasında geride kalan bir durummuş gibi algılanabiliyor. O nedenle 18 Mart milli mücadelenin başladığı, ön sözün yazıldığı bir yerdir. Çanakkale bu bağlamda kendi içerisinde çok özeldir. O nedenle biz 18 Mart'tan başlamak üzere burada yaratılan mücadelenin devamlılığını, şu an bulunduğumuz ülkenin vatan toprağı haline gelmesinin en önemli yerlerinden birisi olduğunu unutmayalım. Ve bu bağlamdaki unutmamanın da aslında kendi içerisinde getirdiği sorumluluk olan buradaki kahramanları hatırlamak adına onların yazdıkları, geride bıraktıklarını ve bize söylemek istediklerini mutlaka hatırlayalım. Bakın bir anı sadece. İbrahim Naci, Çanakkale'deki bir şehit subayımız kendisi. Şunu söylüyor, diyor ki en büyük korkum unutulmaktı diyor. Ve günlüğünün başına unutulmamak için de şunu yazıyor. Diyor ki ben bu günlüğü hazırladım, şehit olmam durumunda şunu teslim edin diyor. Ailesinin adresini veriyor kendisi. Ve bir arkadaşının şehit olduğunu görüyor. Onun defniyle ilgili manzarayı anlatıyor. Diyor ki acaba ben de şehit olup böyle bir kimsesiz ağacın altına gömülerek unutulacak mıyım diyor. Onun için Çanakkale'yi yaratanların ruh hali içerisinde unutulma kaygısı vardı.
bu unutulmamayı biz bir sorumluluk bilinci içerisinde 18 Mart haricinde hatırlamamız gerekiyor. Ve şunu söyleyelim isterseniz, Cumhuriyet Türkiye'si 1923-38 arasındaki dönemde Çanakkale'yi sadece Çanakkale'de kutlamadı. Bakın bu çok önemli. Biz dikkat ederseniz yani her sene burada yapılan birçok ulusal yayın var. Siz de bu sene bu yayınlardan icra ediyorsunuz. Ama şunu hatırlayalım. Biz 23'te, 24'te, 25'te bu törenleri İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Kayseri'de, Konya'da yaptık. Anadolu'nun her yerinde bu törenlerle ilgili hazırlıklar vardı. Adana Halk Evi'nde, Adana'da tören yapıldı. Çanakkale töreni yapıldı. Ama zaman içerisinde bu sıkıştı, daraldı ve sadece Çanakkale'ye indirgendi. Açalım diyorsunuz. Biz Anadolu'nun her yerinde bugün 18 Mart'ı hatırlayalım, kutlayalım. Ki dediğim gibi Cumhuriyeti yaratanların buradaki unutulmamaları gerektiğinde en azından herkese paylaşalım. Valla Anadolu'nun her yerine nasıl yayarız ulusal kanal olarak onu bilemem. Üstünde kafa yormamız gerekir. Ama ben şunu söyleyebilirim. Hiç olmazsa Çanakkale'ye yılın her gününe yayalım. Evet. Yani başka bir sürü etkinlik yerine gelip buralarda bu büyük zaferi yaratanları, bu büyük zafer için kan dökenleri, can verenleri yılın tamamına yayarak bunun unutulmamasını, bu bilincin daha da özellikle de Türkiye'nin etrafının dört bir taraftan çevrildiğini, emperyalizmin saldırılarının bu kadar yoğunlaştığı bir dönemde Çanakkale'yi her gün anarak bir şekilde bunun yolunu buluruz, orada sıkıntı yok. Anarak bugün de emperyalizme karşı direnmenin arkamızda gördüğünüz örneklerini insanlarımıza anlatalım. Hemen buradan başlamak çok faydalı olacak. Hocam çok teşekkür ederim. Ben yani, teşekkür ederim. Nasıl teşekkür çok edeceğim bilemiyorum. Siz burada kalın. Çanakkale'de kalın. Biz her yıl gelelim. Tamam. Her yıl bu güzel bilgileri bizimle paylaşın. İnşallah. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ediyorum. Size sağ olun, var olun. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar bir reklam arası verelim. Bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.